Saroza hizmet eden bir bölgede yaşıyoruz biz geçen olarak. İşte Yunan, Bulgar, İzmir, İstanbul, bunun dört yolundayız. Tabii bir tane çevre yolu yapıldı biliyorsunuz. Bu çevre yolunun yani Ayvalık, Edremit tarafına geçenleri bizim Keşan'ımızdan geçiyor. Ya belki büyük marketlere vuruyordu ama belki de parkımıza, bahçemize, hastanemize yani bir şekilde lokantamıza giriyordu burada. Öyle de bir kaybımız var bizim. Fazla şey olmaz dedik, engel olmaz diye düşündük ama maalesef bugün otogarın cansızlığını hep beraber görüyoruz herhalde değil mi? Yani 24 saat işleyen bir otogarımıza yaklaşık saat 1.30'da 3.30 arası 1 saat arayla otobüs giriyordu. Şimdi bakıyoruz ne trova geliyoruz ne bir şeyler görüyoruz, hiçbir şey görmüyoruz yani. Baktım duyuyorum işte Ankara'ya gitmek isteyenler buradan gidiyor, Tekirdağ'dan bindiriyor. İşte falanca firma oradan gidiyor. İşte İzmir, Antalya bölgesine, işte Gelibolu'ya gidersek oradan ulaşım sağlıyoruz diye. Bu da ne demektir? Cam gibi, cam kafes gibi çok güzel bir otogarımız bir tane yolla ne hale gelmiş oldu. O yüzden bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Yaklaşık 38 lira ile 82 lira arasında bir yol ücreti var herhalde yanılmıyorsam orada. Bugün tabii ki Gelibolu'dan düşünelim. Hatta Gelibolu demeyelim, Güneyli diyelim. Güneyli'ye gelecek olan Keşan'ı kullanıyordu. Belki giyim eşyası, belki gıda eşyasını Keşan'dan alabiliyordu. Güneyli'den sonra Gelibolu diyelim. Gelibolu'dan sonra artık açılalım. Ayvalık'tır, Ayvacık'tır. Bunlar hepsi bizim yolumuzu kullanıyordu. Yani yanılmıyorsam 4000 ile 6000 araç yaz sezonlarında geçiş vardı diye biliyorum ben. Şimdi insanlara kilometre olarak orası yaklaşık 30 kilometre gibi bir fırsat sağlıyor. Bugün Çanakkale'den marşına bastığın zaman 2,5 saat sonra da İstanbul'da oluyorsun. Nasıl sente olmasın bize? Muhakkak oldu ve bunu yaşıyoruz. Dediğim gibi otogarımızdan örnek verdim. Giren çıkan otobüs sayılarımıza hepimiz otogara giden insanlarız. Siz de biliyorsunuz. Hulum hulum otobüs girerdi, otobüs çıkardı değil mi? Birbirinin çıkışlarına, girişlerine. Şimdi bakıyoruz biz otobüs gelmiyor zaten garajımıza. Yani sentesi büyük oldu diye düşünüyorum. Biz küçük esnaf olarak, genel esnaflar olarak taşın altına hep elimizi koyduk zaten. Hiç milletimizi de yolda bırakmadık. Hiçbir şekilde de kimseyi mağdur etmemeye çalıştık. Şimdi dediğim gibi yabancı otobüslere kalırsak parasız çocuğumuzu İstanbul'a da gönderemiyoruz. İhtiyaç sahibine de gönderemiyoruz. Yani kendimize ait bir tane firma mücadele veriyor herhalde. İki arkadaşımız. Kötü şeyler yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. İşte bunların hep bölge milletvekillerimizin yukarılara bir çağrıda bulunup işte yolu bu taraftan mı verdiler? Nasıl yaparlar? Yani yeni bir canlılık getirilmesi lazım Keşan'a. Şimdi deniz mevsimi geldi zaten giriyorlar. Yaklaşık 15 gündür bizim buralarda denize giriliyor. Yanılmıyorsam ufak tefek girenler var. Taşıma sektörümüz oralara işte giden koca kış Erikli Kooperatifi, Yayla Kooperatifi boş gitti geldi yerlere. Şimdi de şöyle bir 90 günlük bir yaz sezonunda inşallah onların işleri de düzgün olur. Verdikleri kayıplara en azından bir bütçesini geri almaya çalışırlar. Onların da işi zor. Yani 90 gün çalışıp paraya diğer ayları yani yaklaşık 10 ay gibi, 11 ay gibi boş gidip geliyorlar. İnanın buna yani. Siz de görüyorsunuz zaten burada yaşıyorsunuz. Onlar da sıkıntılı bir durumdan geçtiler. Onlar için de bizim yine kolluk kuvvetlerinden beklentilerimiz var. Bunlar nedir? D2 belgesiyle gelip sahillerimize çalışmaya çalışan arkadaşlar. Veya başka bölgenin araçları hiç belgesiz buralara işte girip otogardan yolcu alması, Keşan'ın içinden yolcu alması. Yani biz kendi memleketimizin taşıyıcısına sahip çıkalım. Dışarıdan gelen araçlara müsaade vermeyelim. Niye? İşte onların belgeleri yok, bunun hatası var, kazası var, belası var. Yani mümkün olduğu kadar kendi
çevremizin araçlarını kullanalım, kimseye kanmayalım. Kolluk kuvvetleri de denetimlerini daha hızlı bir şekilde yaparlarsa zaten böyle bir cürette de kimse bulunamaz diye düşünüyorum. İnanın cezalar çok ağır şimdi. Bir belgeye itiraz edemediğin zaman 20 bin liradan başlayıp 40 bin liraya kadar gelen cezalar var. Sektörümüz dediğim gibi işte geliri az, gideri fazla oldu. Yine dün bir tane örnek vereyim ben. Renault Master'a sadece üst kapak açmışlar. Yarım motor gibi bir şey düşünelim. 100 bin lira gibi para harcamışlar. Yani bunu sektör olarak altından kalkacak bir şeyimiz yok bizim. Her şeye zam geliyor diye şimdi kalkıp şehir içindeki yolcuyu 15 liraya da çekelim demiyoruz biz. Taksiyle de 100 liraya indip indi yapalım da demiyoruz. Erikli sahiline 100 lira adam başı alalım da demiyoruz. Ama bizim de çıktı maliyetlerimize bir önüne geçilmesi lazım. En azından bir koordine. Yani bugün bir parçayı alıyorsun 500 lira, yarın gidiyorsun 750 lira, öbür gün soruyorsun 1250 lira. Parayı denkleyeyim derken çıkıyor 2000 liraya. Yine alamıyoruz. Yine arabamız bir hafta yatıyor orada. Yani bunlara biraz A'dan Z'ye bir denetleme kurmaları lazım. Yani tarife dışında çalışan mı istersin? Evet, vardır. Denetleme yoktur. Hakkımız olan fiyatları alamadığımız da var dediğim gibi. İnşallah biz oda olarak taşımacımızın arkasındayız. Yine Edirne esnaf odaları olarak yine esnaflarımızın arkasındayız. Elimizden geldiği kadar tabii. İnşallah bu sezon Saroz'un çevresine çalıştığımızdan dolayı tüm taşımacılara kazasız, belasız, hayırlı kazançlar diliyorum ben şahsım olarak.